Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla sizlerin de desteğiyle hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. 24.800 yazıyor herhalde. Kaldır bakalım gözükleri. Mahmut Bey de çağır. Mahmut Bey de gelsin. Muhasebenin de Necda Hanım'ı çağırın. Bakalım buraya. 24.800 yazıyor. Arkadaşlar teşekkürlerimi sunuyorum. Yoksa beni yanıltacak mısınız? Gerçekten merak ediyorum. Forma canlı yayınında dedim ya 25 bin ulaşsın o video 1907 beğeniye ulaşsın diye. İmkan vermiyorum 500 beğeni geçeceğine. Hala da sözümün arkasındayım. Hadi taş çatlasın inadına beğenen olsun. Yine 600-700 anca olur. zannetmiyorum. Çünkü bizim insanımız kandırılmayı yani kendini kandıranları daha çok seviyor. Dürüst insanları çok sevmiyorlar. Flash Cavani Fenerbahçe'ye katılmak üzereydi diye. Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin. Bir şey söyleyeceğim. Hala Fenerbahçe'nin forvet alacağına inanıyor musunuz? Pedro'dan sonra. Pleya'nın falan geleceğine inanıyor musunuz? Ben de inanıyorum da o yüzden soruyorum. Bakalım. Fenerbahçe'nin Uruguaylı forvet Edison Edison Cavani Edison. Ha biliyorum bunu. Türk sinemasında oynuyordu bu. Edison Kavani transfer etmeye çok yaklaştığı öne sürüldü. Allah Allah. Çarpıcı iddia İspanyol Markan'ın haberine göre Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan ve sözleşme imzalamaya çok yaklaşan Kavani, Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery'nin araya girmesiyle son anda tercihini İspanyol ekibinden yana kullandı. Duyuyor musunuz? E ben duyuyorum. Kandırma Fenerbahçelilere. Hoca Kavani Mavani diyorsun. Milleti kandırıyorsun. 3-5 tıklama için Kavani yalan söylüyorsun diyen arkadaşların feryatlarını. Ünlü İranlı yönetmen Feryadi. Değil mi? Çok ciddi bir Feryadi duyuyorum şu anda. Birilerinin Feryadi. Neyse. Daha önce Emery ile Paris Saint Germain'de birlikte çalışan Kavani o dönemde gösterdiği performansta Fransız ekibinin tarihinin en golcü futbolcusu olmayı başarmıştı. Haberde bilir yani Paco Alcacer'i ile yollarına ayırır ayırmaz Cavani'yi açıklayacağı ifade edildi. 34 yaşındaki Uruguaylı golcü Cavani geçtiğimiz sezon Manchester United'da çıktığı 20 maçta 2 gol 2 asistlik performans sergiledi. Ya hocam esas bir futbolcu olsa 2 tane gol atmış 2 asist yapmış. Premier Lig'de o yaşta normal. Neyse ee, ben daha önce de söyledim. Cavani ile temas kuruldu. Alınmaya çalışıldı. Ama olmamıştı. Nasip. Bakalım. Ama dediğim gibi bu arkadaşlar doğru söylüyorlar. Muhtemelen Villarreal yapar. Mariano Diaz Real Madrid'den ayrılıyor. Sıradaki haberimiz. Bir zahmet ayrılsın. Fenerbahçe için söylemiyorum. Yeter daha. Yani zamanın gölgesinde nereye kadar? İspanyol basını Mariano Diaz'ın kısa süre içerisinde Real Madrid'den ayrılacağını duyurdu. Hmm, kısa süre içerisinde. Ne kadar kısa? Kapa yetişir mi? İkinci Kiev maçına yetişir mi? <laughs> 28 yaşındaki forvetle ilgilenen kulüplerden biri olarak Fenerbahçe gösteriliyordu. 28 yaşındaki futbolcu İspanyol basınına göre Ancelotti'nin planları arasında yer almıyor. Takımdan ayrılmak için çıkış yolu arıyor. Yo aramasına gerek yok ki. 21,5 milyon euroya alınmıştı diyor. Bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Arkadaşlar çıkış yolu falan almasına gerek yok. Real Madrid diyor ki nereye gidiyorsan git. Lan yani nereye gidiyorsan git. Yıllık ücretinin yarısını da biz verelim hatta diyor. Nereye gidiyorsan git diyor. Yalnız hocam öyleyse biz alalım. Adam yıllık 5,5 milyon euro yıllık ücret istiyor. Hadi bir yıl aldın ikinci yıl. Bizim başımız bundan yanmadı mı? Ya şu devir bitti. Yıldız futbolcuyu alalım. Yıllık 4 verelim. 4 yıllık sözleşme imzaladık. Bu devir bitti. Bu arada playa hala inanan var değil mi arkadaşlar? Geleceğine. Ben inanıyorum da. Play'a demişken play'a konuşalım ya. Fenerbahçe play'a son aşamada. Orbit arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Fransız Yıldız Alessane Plyan'ın transferi konusunda önemli aşama kaydetti. Kadrosuna kaliteli bir golcü katmak isteyen Fenerbahçe teknik direktör Jesus'un onayını aldıktan sonra Alessane Plyan için Mönchengladbach'la görüşmelere başladı. Şimdi bakın burada sihirli kelimemiz, sihirli e, cümlemiz daha doğrusu nedir? Jesus'un onayını aldıktan sonra. Şimdi ben bir çoğunuza sorsam, desem ki transferde Jesus'un hükmü var mı? Ya da Jesus'a danışılıyor mu diye? İnanın yarıdan çoğunuz yok dersiniz. Var arkadaşlar, manyak mısınız? Kafayı mı yediniz? Var. Jesus'un onay vermediği kimse kapıdan içeri giremez. Ama hocam kiminci için demiş ki? He -he. Benim 3 gün önce haberim oldu demiş. Evet. Aynı açıklamanın devamında da diyor ki adamın serbest kalma bedeli var. Kim verirse parayı basarsa alır diyor. Yapacak bir şey yok diyor. Alman ekibi oyuncu için 5 milyon euro talep etti. Fenerbahçe sözleşmesi 2023 Haziran'da bitecek golcü futbolcu için bu miktarı ödemek istemiyor. Biz de iyice ölücüyüz. <laughs> Uzun süredir yapılan görüşmelerden sonra Fenerbahçe ilk yaptığı teklifi arttırdı. 4 milyon euro önerdi diyor. Bu da bana komik geliyor ya. Gerçekten komik geliyor. Adamlar 5 istiyor, sen 4 veriyorsun. Ha şu var. Mario Branco yani o adam kadar bileceğimizi zannetmiyorum. Adam operasyon direktörü. Yani illaki piyasalara hakimdir. Illaki başka bir şey yapmıştır. Hani bizde şey olur ya. Misal veriyorum eve ne alacaksın? Yağ alacaksın. Ulan şu markette şu kadar, bu markette bu kadar. Mesela ben açık söyleyeyim. Bir dönem şunu yapıyordum. E, liste çıkartıyordum. 10 tane rastgelesini seçiyordum. Ya da listenin başındaki 10 tane ürünü. Alanca marketinin sitesine giriyordum. Tek 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 hesaplıyordum. Kaç lira tuttu? 325. Bilanca markete giriyordum. Kaç yaptı? 285. Deliriyordum, deliriyordum. Aynı ürün. Lan birinde 285, birinde 325 nasıl çıkar diye. O gün bugündür de hala o 285 çıkanı şey yapıyorum. Ersan Başlar olsaydı 325'i tercih ederdi. Ucuza verecek param yok benim derdi. Halbuki aynı şeydi. İşte anlayamadığımız konu bu maalesef. Ya playa kaliteli bir topçu. İyi bir topçu. 5 milyon euro. Lan 5 diyorlarsa sen 4 diyorsun. Aradanlaşırsın 4,5'e hayırlı olsun dersin. Hiçbir kurban kesmediniz. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe epeydir görüşüyor. Epeydir görüşüyor. Almak üzereyiz. Hani Ahmet Ercanlar falan sanki hayatımızda hiç görüşmemiz görüşmemişiz gibi konuşuyor ama ben Ahmet Ercanlara bu konuda katılmıyorum. Uzun süredir görüşüyoruz. Anlaşmak üzereyiz. Hatta oyuncuyla her konuda anlaştık. Bazı sosyal medya mecralarında şey görüyormuş. Oyuncu 4 milyon istiyormuş da biz 2,5 veriyormuşuz falan filan. Alakası yok. Biz bu transferi 2 iki, 2,5 ay önce futbolcu nezdinde İsmail Kartal varken okeyliyorduk. Şimdi Jesus varken mi okeylemeyeceğiz? Ben size bir sır vereyim mi? Jorge Jesus diyor ki Fenerbahçe'ye gelecek futbolcu para için gelmesin. Para için geliyorsa iptal edin gelmesin. Fenerbahçe adına gelsin diyor. Jesus adına bile gelmesin. Desin ki bu, bu takım çok büyük bir takım. Ya da ben bu takımın bir parçası olacağım. Jesus'un bir neferi, Fenerbahçe'nin bir neferi olacağım diye gelsin. Yoksa şey yapmayın diyor. E hocam ondan 5 milyon euro fazladan vermişiz. Ya. Siz o masallara inanın. Fenerbahçe 2.750.000 euro maaş teklif etti diyor. Aşağı yukarı bu fiyatlara yakın. Yani bu kadar değil ama bu fiyatlara yakın. Taraftar anlaştı. Ee, başarı bonusları var. Gol bonusu var. Evet doğrudur. Yani öyle duyuyoruz. Möşen Glambach'la pazarlık sürüyor diyor. Ya yanlış anlamayın ama futbolcuyu bu aşamaya getirirken sonra Möşen Bakla 1 milyon euro fazla verip al olan sus dersin. Almanmasını da Anlaşmaya yakın olduğunu söylüyor. Ha hocam o zaman niye işte Ahmet Ercanlar yok diyor. Arkadaşlar hani benim transferin iptalinden korkma şeklim var ya. Ahmet Ercanlar da transferin iptalinden korkuyordur. Ama şunu söyleyeyim. Pedro, Pilea, Serdar Dursun, Thiago Çukur yeter. Yeter. Allah'tan belanızı mı istiyorsunuz? Daha Joshua King var. Tehlike anında camı kırınız. Bu arada... Glamba, Playa'nın Ocak ayında istediği takıma bedelsiz gitme hakkının bulunmasından dolayı oyuncudan para kazanmak istiyormuş. Oyuncu gemileri yakmış. Ben oynamayacağım arkadaş demiş. Bizi elimizi güçlendiren bu. Glamba'nın da maddi durumu kötü. Fenerbahçe'den başka ciddi talibi de yokmuş. Var ama futbolcu ben Fener'e gideceğim diyor. Ha başka takımlar biraz daha arttırır teklifini. Futbolcu döner bir şey diyemem arkadaşlar. Biz neler gördük. Yani kağıttan uçakla transfer olan futbolcular gördük. Yani Fenerbahçe bu transferi bu hafta içinde bitirmek istiyor diyor ama ben zannetmiyorum 26-27 Temmuz'dan önce bitiremeyiz biz bu transferi. Zaten Dynamo Kiev maçı var. Bakalım nasıl açıklamalar olacak, nasıl işler olacak. Ama ben umutluyum playa için ve gözlemlediğim kadarıyla bu playa bizde iş yapar, siz bana güvenin, ben kolay kolay bir oyuncuya bizde iş yapar demem. Çünkü risk La tutmayacak sonra alkolün diline düşeceksin. <laughs> Şimdi Fenerbahçe'de Zayt için dev teklif. Bakın Fenerbahçe'nin futbolcudana pıtır pıtır teklif geliyor. Son olarak Mia için, için, İtalya'dan teklif geldi. Ya ben mantıklı düşünen rakip takım taraftarı arkadaşlarım çok yok. Yani benim arkadaşlarım e, pizzayı işte ortadan ikiye böldüğün zaman büyüdüğüne inanıyorlar. Yani bir de bir, bir daha daha kesip dört parçaya ayırdığın zaman daha fazla olduğuna inanıyorlar. Öyle değil mi hocam ya? Lan manyak mısınız? Hatta hani hem üstten hem yandan kesip dört parçaya ayırmak yerine sekiz parçaya ayırdığın zaman daha da arttığına inanıyorlar. Hocam diyorlar serinoru sekiz parçaya böl daha fazla yiyelim. Şimdi buna inanan adama Gel hadi Fenerbahçe'nin ne kadar iyi top oynadığını, şampiyonluklarına çalındığını anlat. Ne diyeceksin? Zayis için arkadaşlar teklifler var. Zaten sosyal medyada da gördünüz. Torino'nun teklifi diyor. Sadece Torino'nun değil. Çagliari'nin teklifi yok mu? Hani biz şeyi... Neydi onun adı ya? Ee, Joao Pedro'yu biz 4,5 milyon euro artı 7,5 milyon euro artık Galatasaray'dan sıraydan fazla olsun şanımız yürüsün diye 8,5 milyon euro daha fazladan verip almadık mı? Hiç mi orada şey pazarla geçmedi? Zayt'sın bon servisini alın üstte para verin diye. Neyse bir de öyle olursa iyice kalplerinin birilerinin. Tam dilime geliyor bir şey söylemek istiyorum söyleyemiyorum. Ya ben şunu söyleyeyim. Oyuncunun eşi Türkiye'de kalmak istemiyor. Gitmek istiyor. Fenerbahçe 3,5 milyon Euro karşılığında gelmişti ama Salih Uçan da vermiştik o dönem. Şimdi geçen sene iyi bir performans göstermiş. Kendini de geliştirmiş. Fransa'dan Lyon'un ilgisi vardı. Lyon'un hem Pelkasa hem Zayt'sa ilgisi vardı ama şimdi ben şunu söyleyeyim. Jesus kadroda düşünüyor diyor. Arkadaşlar iki önceki videoda 8 numaranın üstünde çok durdum. Bana kalırsa bize önemli olan önemli bir 8 numara lazım. Bak Krespo oynar. Ara oynar. İsmail Yüksek oynar. Altın. Hani 4, 1, 3, 2'nin birini oynarlar. Öndeki üçlünün merkezine kimi koyacaksın? Arda'yı koysan savunma katkısı gitti. Dinkorn'u koysan gitti. Mert Hakan'ı koysan bu sefer de ofans katkısı gitti gibi. Bize var ya öyle bir çift yönlü orta saha lazım ki Premier Lig'den alıp getireceksin böyle. Angola Kante'nin 20 yaşındaki hali gibi bir şey. Ben o yüzden söylüyorum bize babalar gibi bir 8 lazım. Takımın her şeyini değiştirir. Hocam iyi de babalar gibi 8 alacaksın. Yani 7 Emre Takan mı olacak? Ya inanın sırıtmaz. Sezonda belki 6 tane 7 tane maç kaçırır. Hani belki diyorum. O yüzden de sırıtmaz. Şimdi geçtiğimiz sezon 41 maçta 9 gol 2 asist. Zayt's. Ha hazırlık kampında da iyiydi. Şimdi Crespo'da falan düşüş var farkındaysanız. Ama Zayt's iyiydi. 28 yaşına geldi. Son senesi. Ben Zayt konusunda şunu söyleyeyim. Ben, futbolcu para ediyorsa satacaksın. Değerini buluyorsa satacaksın. Yani para ediyor derken 1 milyon euroya da satan satacaksın. Bir senesi kalmış. Bu adam bize seneye sözleşme uzatmaz. Hazır para ediyor. 6 teklif var. 6 artı bilmem ne bonusu. Ya 20 maç oynarsa 1 milyon euro bonusu koy. Belki de o yüzden süreç uzamıştır. Yani Fenerbahçe'de ben Zayis döneminde biteceği görüşündeyim arkadaşlar. Bu kısımdan da aktaracaklarım. Bu kadar. Başka bir şey söyleyeceğim. Ben hala dediğim gibi Plea'nın geleceğine inanıyorum. Bu arada subliminal olarak arkadaşlar Valencia'yı gönderdim duyumda. Bilmiyorum anladınız mı? Çaktınız mı oraya ama yani hem Valencia'yı hem Berisha'yı hem Samatta'yı göndermiş oldum. Subliminal olarak size mesajı verdim ama anlamadıysanız bir daha açık açık söyleyeyim diye. Ama Valencia'ya da gitmezse, playa gelmezse çok şey fark eder mi? Hani fark eder ama o kadar fark eder mi? Onu da takdirde size bırakıyorum. Tabii Valencia ile playa'yı karşılaştırmak biraz akıl kârı değil ama e, eldekini de çok çöplememek lazım. En azından koyunun olmadığı yerde keçi Abdurrahman Çelebi derlermiş hesabı. iş yapabilir. Zeiss giderse Zaten Fenerbahçe orta sahası gidiyor. Zayis ve Pelkas ikisi de toplam 10 milyon euro'dan daha fazla bedene giderse çok güzel bir 8 numara hedefimiz var. Ne üyelere isim veririm, ne Whatsapp'a isim veririm, ne size veririm. Ama muhtemelen hedefimiz vardır. Onu söyleyebilirim. İsteyen istediği mesajı alsın buradan. İsteyen istediği mesajı alsın. Umarım anlatabildim. Anlatamadıysam da sıkıntı yok. Yakında anlarsınız arkadaşlar. Yakında ortalık eğer ikisi birden giderse çok ciddi bir 8 numarada çalkalanır. Hatta şunu söyleyeyim. Asla Fenerbahçe alamaz bu futbolcuyu diyeceğiniz bir 8'de. Ha, misal veriyorum piyasa değeri 40 milyon euro olan bir futbolcu. Hiç belli olmaz bu işler. Hani saçlı maçlı bir şeyler olur mu öyle? Ya? Siyahi olur. Siyahi deyince ırkçılık mı oluyordu? Yok. Zenci deyince mi oluyordu? Yani hiç belli olmaz bu işler. Allah sonumuzu hayretsin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Işte.